şeyine kadar da yanlış anlamışım ya. Demek Deniz sana evleneceği kızı aldığı yüzüğü gösteriyordu ha? Ama ben nasıl bilebilirdim ki Biricik ya? Manzara tamamen şey gibiydi yani. Sana evliliği teklif ediyor gibiydi. Ya bir tane. Aşkım. Ya ne olur kızma bana ya. Bak seni öyle görünce çok kötü oldum ama ya. Bütün dünyam başıma yıkıldı sanki. Ya lütfen bak. Ya bir şey söyle ya. Bak Biricik. Ya bir tanem, ya ne olur kızma bana, susma ya. Bak istersen bağır bana. Tam bir salaksın de. Bağır çağır ama ne olur susma ya. Nurhan, ben olayı yanlış anlamana kızmıyorum. Nasıl olur da seni böylesine severken bana böyle bir şey yakıştırabiliyorsun? Ya sen nasıl öyle terk edip gidip başkasıyla evlenebileceğimi düşünüyorsun? Ya sana olan aşkımı hiç mi hissetmedin ya? Olur mu? Şu an şimşek çakan gözlerin bile çok şey anlatıyor sevginle ilgili ya. O zaman nasıl oluyor da sana baktığım gibi bir başkasına bakabileceğimi düşünüyorsun? Çünkü ben seni her an kaybedecekmişim korkusuyla seviyorum. Ya bizim beraberliğimizi istemeyenlerin bir gün amaçlarına ulaşıp bizi ayıracakları düşüncesi hiçbir zaman çıkmıyor aklımda. İlave olarak da kocaman bir aptalım ben. Yo gerçekten öyleyim ya. Yani senden daha çok kızıyorum kendime. Hatta şu masanın üzerine çıkıp aptalım diye bağırmak istiyorum şu an ya. Hatta yapacağım şu an. Hayır otur tamam.